Herkese merhaba sevgili satranç severler. GM Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Mustafa Yılmaz. Sizlere Dünya Kupası serüvenimden birazcık bahsedeceğim. Ve oradaki oyunları analiz etmeye çalışacağım. Dünya Kupası'ndan kazanmak için öncelikle Avrupa Bireysel Şampiyonalarında belli başlı dereceler elde etmeniz gerekiyor. Belli bir yüzdeliğe girmeniz gerekiyor. Ben de e, İzlanda'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda bu turnuvada oynamaya hak kazandım. Keza daha sonra Slovenya'daki turnuvada da Avrupa Altıncısı olarak e, yani ihtiyacım olmamasına rağmen yine e, Dünya Kupası'nda oynamaya hak kazandım. Dilerseniz ilk Türkiye rakibimden birazcık bahsedeyim. Kendisi 2006 yılında Afrika Gençler Şampiyonu olmuş. E, Uluslararası Usta. Mali Chitumbo. E, isminde bir oyuncuydu. Ve son Dünya Kupası'nda Martirosyan'ı bir kere ağır partide yenmeyi başarmıştı. Dilerseniz benim maçıma geçelim. Ben beyaz taşlarla oynuyorum. Rakibim siyahlarla oynuyor. D4, at F6 C4 C5. Benoni en çok oynamayı sevdiği sistem ve rakibim burada E6 oynayarak Benoni sistemine geçmiş oldu. B5 oynarsa benko olacaktı. Böyle piyon fedalı sistemler de var. E6. E6'ya karşı at F3 at C3 oynayabilirsiniz. Ben at C3 tercih ettim. E de 5, C de 5, D6. Artık zaten benim kanalımı takip ediyorsanız ben onu ile ilgili birçok e, oyun analizi yaptım. Siyah tarafından da oynadığım bir açılış. E, biraz fikriniz vardır diye düşünüyorum. E, at F3, G6, at D2, Fil G7. Bu at D2 varyantı aslında bu E4'ten sonra atı daha sonra buraya aktarmak için hem de olası fil G4'lerden kaçmak adına e, tercih edilen varyantlardan bir tanesi. E, tabii çok fazla devam yolu var. Her seferinde de farklı bir şeyler seçmeye çalışıyorum beyazlar tarafından. Rok fil E2. Kale E8. Rok buraya kadar aşağı yukarı. Standart bir pozisyon. Rakip E4'e baskı uygulamaya çalışıyor. Ben de iki atımla birden bunu savunmaya çalışıyorum. E, beyaz e, beyazların planlarından bir tanesi ileride F3 sürüp a 4 fil F4 gitmek olabilir. Siyahların planı da A6 B5 ve bu şekilde vezir kanından alan kazanmak olabilir. Aynı zamanda B8'deki atı E5'e gitmeye çalışabilir. Böyle planlar var. Rakibim at A6'yı tercih etti. Dilerseniz A6 tercih ettiğinde neler olacaktı ona bakmaya çalışalım. Örneğin B5 sürmek istese A4'te bunu durdurduğumda diyelim at D7 geldi. Şimdi at E5 gelmek istiyor. Ve buna karşı F4 oynarsam da atı G4'e belki gidebilir. Ve devamında bazen böyle at fedaları, fil D4 gibi fikirler, vezir H4'ler çok agresif şeyler olabiliyor. Onun için rakibin ne yapmak istediğini önceden anlayıp ona göre önlem almanız lazım. Ben de mesela H3 oynardım ki at E5'e geldiğinde F4 sürebileyim bu atı. Yani buraya gelemesin. bu tarz hazırlık hamleleriyle pozisyonumu pişirebilirdim. Ve kolay kolay da B5 sürüşüne izin vermeyeceğim. Tüm taşlarım oraya bakıyor. Kare de açmaz da kalacak. A6'lı oynasaydı belki bu şekilde devam edebilirdi pozisyon. At A6 geldi. F3 e4'ü güçlendirmeye çalışıyorum. At C4 fil F4 gideceğim. Dediğim gibi planlardan bir tanesi bu. Veya fili de G5'e atabilirim. Ata altılı oynadıklarında böyle oynuyor beyazlar. At C7. Şimdi tabii ki At C4 ilk etapta gitmek iyi değil. Neden iyi değil? Bunu dilerseniz videoyu durdurup anlamaya çalışabilirsiniz. Yani At C4 gittiğinizde siyahlar ne oynayacak? Bunu bulmaya çalışabilirsiniz. Ben A4 oynadım. Zaten neden A4 oynadım? Hc4 gidersem çok büyük ihtimalle B5 ile karşılaşacağız. Evet böyle bir şeye izin vermek doğru değil. Yani atı mesela geri çektik. Böyle bir durumda da işte B4 olabilir, A5 gelebilir. Ve bu kanattan fila altılar gelebilir. Siyahlar istediğini gerçekleştiriyor. Beyazlarsa çok yavaş kalıyor. A4 ile öncelikle bu A6, B5, olası B5'leri durdurmak mantıklı. Daha sonra H4, fil F4 veya fil G5 planlarını gerçekleştireceğim. Rakibim B6 oynadı. Zaten A6 burada çok sağlıklı bir hamle değil. Çünkü H4 gidip yine fil F4, at B6 gibi fikirleri tazelemiş olurdum. A5 oynayıp buraya da yerleşebilirim. O sebepten önce B6 oynadı. Ve ee bu tipik... Fil A6 fikrini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu filden kurtulmak genelde iyi sayılıyordu ben Benoni'de. Burada c 4 mesela benim planım. Ama fil A6'yı tek tempoda gelip buraya vurmasını ve A6 işte ne bileyim V7 B5 planını gerçekleştirmeye çalışmasını istemiyorum. Onun için bir ufak bir incelik var. Şahın G1'deki pozisyonu iyi değil. Şah H1 iyi hamle. Çünkü olası bir fil A6 gelişinde buraları değişip h 4'ten sonra fil F4 at B5 hamleleriyle D6 piyonunu saldırabiliriz. Rakip fil A6 yerine örneğin kale B8 oynayabilirdi. Bu da ilginç bir bekleme hamlesi. Yani şu H1 ile ben bekliyorum rakibin fil A6'sını o da kale B8 ile benim c 4ümü bekliyor gibi karşılıklı mantıklı bekleme hamleleri. Ve burada c 4 gidebilirdim. E bu şekilde devam eden bir teorisi var bu varyantın. Beyazlar biraz daha iyi her zaman için bilgisayara göre. Zaten Benoni de Shaint gibi genelde analiz motoruyla incelediğinizde beyazlara avantaj verecektir. Ama beyazlar doğru planı bulmadığında veya rakibin aktifleşmesine izin verdiğinde çok kötü konularda kalabilir. Kale B8 oynamak yerine şah 1 gittiğim noktada rakibim H5 oynadı. Fikirlerden bir tanesi H4, At 5 At G3 koyup Vezir H4 ile böyle mat etmek olabilir. Veya At H7 çekip bu filin çaprazını açmak olabilir. At C4 ile planıma devam ettim. Fil A6. Yani H4 oynamış olsa fil G5, h 3ten sonra bunu da alıp kale G1 ile mat hücumunu başlatabilirdim. G4 sürüp bu piyonu düşürmeye çalışabilirdim. Onun için H5 yani asıl amacı H4 değildi büyük ihtimalle bu hamlenin. At C4'e fil A6 geldi rakibim. Fil G5. Ve burada standart olan fil C4 hamlesini oynadı rakibim. Vezir D7 de oynayabilirdi tabii ki. Ama at E3, fil E2, vezir E2, A6'dan sonra at C4. Ve buradaki olası B5'lere şu an zaten at B6 var. Ama kale B8 ile bunu pişirmeye çalıştığında B5 sürdüğünde bu sefer at A5, at C6 gibi fikirler kuvvetli olurdu beyazlar açısından. Rakibim fil c4 aldı. Fil c4 aldım. A6 oynadı. Kale B8 vezir d7 b5. Fikrini gerçekleştirmek istiyor. Vezir d3 geliyorum. A6'ya basıyorum. Kaleye ayrıldığı anda bu piyon boşta kalacak. Vezir d7 hem açmazdan kaçtı hem de b5 fikrini hazırlıyor. Burada e, makineye göre ufak bir hata yapıyorum. Tabii çok büyük bir hata değil ama tabii bunu anlaması da zor. Zaten beyin önü gibi açılışlarında zorluğu burada her şeyi tam anlamıyla e, idrak idrak edemeyebiliyorsunuz. Mesela bilgisayar h gibi bir hamle öneriyor ve biraz daha yavaş oynamamı tavsiye ediyor. Mesela olası ataş diye flash 4 ve bu şekilde devam edebilirsin diyor. E, belki kalebi 1 B4 veya ileride F4 E5 fikrine gidebiliriz. Çünkü bizim şah kanadında piyon çoğunluğumuz var. Ama ben daha direkt bir yaklaşımla F4 sürdüm. Ve olası E5 D6 veya E5 aldığında F5 ile F dikeyini açıp oyunu açıp işi bitirmeye çalıştım. Burada da rakibim doğru olan hamle Ataş 7'yi oynadı. Şimdi bu konumda E5 oynamam daha doğruymuş. Ama E5'ten sonra oluşacak at G5 E6 bu komplikasyonları tam olarak algılayamadığım için buralara girmedim. Ama mesela bu pozisyon beyazlara kazançmış. Herhalde buralar düşecek bu çapraz açılmaya gebe. Ya da at feda ederse de böyle aldım. Mesela atla aldı. f 5ten sonra oyunu açıyorum. Piyonları hesap etmeden. Ve rakip şaha çok ciddi bir hücum başlatıyorum. Bunu kaçırdım bu hamleyi E5 hamlesini. Ben fil 4 oynadım ve burada artık rakibim birazcık karşı şans bulmaya başladı. Fil C3, BC3 birazcık riskli olacak şahı zayıflattığı için. Sırf B5 sürmek için bunu yapması o kadar da sağlıklı olmayabilir. Buralar üstün beyazlar için. Rakibim kale B8 geldi. Şimdi işte fil A6 mesela vurmaya kalksam. At alır A6, vezir A6, fil C3, BC3 sonrası kaleye 4'ten sonra her ne kadar bu fili almış olsam da rakip şaha saldıramayacağım için buralarda da zayıflıklar oluştuğu için e, pozisyonumu üstün olarak görmedim. Zaten bilgisayarda beğenmiyor. Pozisyonu eşit diyor. kale B8'den sonra ben avantajı korumak adına kale E1 geldim ve rakibin B5 sürüşüne izin verdim. Ben de ileride E5, F5, E5, D6 gibi sürüşler hazırlamaya çalışıyorum. B5 sürdü. Burada A dikeyini açmak benim işime yaramaz. Onun için fila 2 çektim. BA4'lerden çekinmiyorum. Yani ben çünkü E5 süreceğim ve E6 sürersem oyun kazanç olacak. Aldığında D6, F5'ler kazanç olabilir. Burada rakibimin tempolu oynaması gerekiyor. O da C4 sürdü. Veziri G3'e kaçmak biraz daha iyi olacakmış fakat ben F3'e kaçtım. Burada vezir değişimi istediğinde rakip bunu değişmeyeceğiz. Burası kritik. Vezirleri tahtada tutmak önemli. Bunu yaptığınızda avantajınız devam eder. Rakibim BA4 aldı. Buradan bir karşı oyun yaratmaya çalışıyor. O da aslında yapması gereken birçok şeyi yaptı ve neredeyse oyuna dengeyi getirdi. Fil C4 fakat burada kale B2 ile çok ciddi bir hata yapıyor rakibim ve E5'ten sonra oyun kazanç oluyor beyazlara. Kale B2 yerine ne yapabilirdi? Son olarak alternatif belki at B5 gidebilirmiş. at d ile avantajı elde tutmaya çalışabilirim ama işte Vezir G4'ler. Ee, bu sefer biraz daha aktif sanki siyahlar. Yani biraz daha tehditkar geliyor. Ortalık tabii ki hep karışık ama siyahlar bu dinamizmi kullanarak oyuna ortak olabilecekken bu piyonu alıyor. Aç gözlük yapıyor ve E5'ten sonra artık her türlü tehditle baş başa kalacak tüm taşlarım rakip şaha bakar hale geldi. Aldığında D6 Tabii ki vezir alırsa F5'ten sonra F7 düşecek ve tüm materyali kaybedecek. Fille de alabilir mi? 7yi vezirle de belki. Vezirle almak yerine ataya alt oynadığında da F5 aldım. Şimdi her şey korunaklı. Yani bu fil aktif. Taşlar buraya bakıyor. At zıplamaya hazır. Filim aktif ve e, oyun kazanç oldu. Kale B4'ten sonra da mini bir taktik hesap yaptım. At D5 gidiyorum aldığında at c4 pardon at b6 c 4 aldığında at b6 ve bir hamle sonra at c4 alacağım. Veziri ayrılırsa f7'ler boşta. E, c4 alabilirim. Her şey boşta kalıyor. Rakibim kale f4 aldı. Buralar birazcık basit hesap yaptığınızda oyunun kazanç olduğunu göreceksiniz. Vezir alır f4, at f4, at d7, ve kalite fazlayım artık bu piyon vezir çıkmak üzere. Buralar çok da önemli değildi ama yine göstereyim. G5 sürdü. Fiyalar G5 yaptım. Şimdi atla aldığında kale F4 alabilirim. At D3 geldiğinde de kale E3 ile G5 aldığında ben de D3'e saldırıyorum. At B4 kaçtı. Fil H4. At C6 ya da kale G3 geldim. Artık at F6, fil F6 her türlü tehdit var. Buradan açmaz var. Ve rakibim burada terk etti. Umarım e, Dünya Kupası'nda ilk oynadığım oyunu beğenmişsinizdir. E, eğer serinin devamının gelmesini istiyorsanız bin beğeni ile e, destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, satrançta kalın.